Daha önceki videolarda burada görmüş olduğunuz iki değişkenli verileri kullanarak korelasyon katsayısını hesaplamıştık. Tekrar olsun diye formül şurada dursun istedim. Biraz korkutucu görünüyor olabilir ama önceki videoda da bu ifadenin aslında her bir veri çiftinin z değerlerinin çarpımının ortalaması olduğunu görmüştük ve demiştik ki r eşittir 1 olduğu zaman mükemmel pozitif korelasyon, r eşittir eksi 1 olduğu zaman mükemmel negatif korelasyon ve r eşittir 0 olduğu zaman da korelasyon olmaz demiştik değil mi? Gerçi cümle biraz devrik oldu ama anladık. Buradaki iki değişkenli veri grubu için R'yi 0,946 bulmuştuk. Bu da korelasyonun oldukça pozitif olduğunu gösteriyordu. Bu videoda ise bu sonuçtan faydalanarak bu noktalara uygun en küçük kareler doğrusunun denklemini oluşturmaya çalışacağız. Ama bunu yapmadan önce grafikteki veri noktaları için verilmiş istatistiksel bilgileri görselleştirmeye çalışalım. Grafikte bize zaten 4 tane veri noktası verilmiş ama bunlarla birlikte x için verilen istatistikleri de görselleştirmeye çalışalım. X için örneklem ortalamasını ve Örneklem standart sapmasını grafikte şöyle kırmızı ile gösterelim. Ve hatta bunları böyle kırmızı kutu içine alayım ki hangisi ile uğraştığımızı da rahatlıkla görün. X'in örneklem ortalamasını kolayca bulabiliriz değil mi? 1 artı 2 artı 2 artı 3 bölü 4 olması gerek. Bu da 8 bölü 4. 2 eder ve burada da zaten x eşittir 2 verilmiş. Bu kırmızı kesikli çizgilerle gösterilen ortalamanın üstündeki örneklem standart sapma. Bu da ortalamanın altındaki örneklem standart sapma. Aynı işlemleri y değerleri için yapabiliriz. y değerleri ortalaması 3'müş. Bu y'nin ortalama değerin üstündeki örneklem standart sapması bu da y'nin ortalamanın altındaki örneklem standart sapması. Bu değerleri görselleştirmek, özellikle de ortalamaların kesişimlerini ve standart sapmaların kesişimlerini en küçük kareler doğrusu denklemini oluşturmamızda bize yardımcı olacak. Şimdi genel olarak söylersek herhangi bir doğrunun denklemi y eşittir m çarpı x artı b şeklindedir değil mi evet burada m eğimi b ise doğrunun y eksenini kestiği noktayı ifade ediyor. Bunun regresyon doğrusu olduğunu göstermek için de y'nin üzerine şöyle küçük bir şapka koyarız. Şapkalı y ya da e, şapka bize bunun verilen noktalara en uygun şekilde uydurmaya çalıştığımız bir regresyon doğrusu olduğunu söylemeye çalışıyor. Tamam. O zaman önce eğimin ne olacağını bularak başlayalım. Eğim eşittir. R çarpı y'nin örneklem standart sapması bölü x'in örneklem standart sapması olacak. Bu ilk bakışta biraz garip görünebilir ama birazdan bunun hakkında konuşacağız ve umarım o zaman daha da anlam kazanacak. Peki, o halde eğimi hesaplayabiliyorsak y eksenini kestiği noktayı nasıl hesaplayacağız? c 1 derslerinde öğrendiğiniz üzere eğer eğimi biliyorsak hangi nokta kesin olarak doğrunun üzerinde olması gerek diye soruyorduk ve en küçük kareler regresyonu doğrusu için x'in örneklem ortalaması virgül y'nin örneklem ortalaması noktası kesinlikle bu doğru üzerinde bulunması gerekiyor. Yani doğru Kesin olarak bu noktadan geçecek. Burada verilen örnek için hesaplamalara geçmeden önceki videolarda r'yi yaklaşık olarak 0,946 olarak bulduğumuz bu örnek için önce neler olduğunu bir düşünelim. Şimdi ne demiştik? En küçük kareler doğrumuzun kesinlikle bu noktadan geçmesi gerekiyordu değil mi? Eğer r eşittir 1 olsaydı, eğer ki mükemmel pozitif korelasyonumuz olsaydı, o zaman eğim y'nin standart sapması bölü x'in standart sapması olurdu. Yani bu noktadan başladığınız zaman x'in standart sapması kadar ilerleyip y'nin standart sapması kadar yukarıya çıktığınızda evet çizgimiz bu şekilde görünürdü ve bu aslında gayet mantıklı çünkü y'deki dağılım bölü x'deki dağılıma bakıyoruz ve r 1 olursa y'nin standart sapması bölü x'in standart sapması eğime Eşit oluyor. Eğimi ilk öğrendiğiniz zamandaki formüle paralel bir durum bu. Y'deki değişim bölü X'deki değişim. Bu durumda ise Y'deki ortalama dağılım bölü X'deki ortalama dağılım değil mi? Ve bu R eşittir 1 olduğu zaman geçerli olan durum. Şuraya yazayım. Bu R eşittir 1 olduğu zamanki durum. Peki R eşittir eksi 1 olsaydı onu da şöyle çizerdik. Evet, bu da eğer mükemmel negatif korelasyon olsaydı, çizeceğimiz doğru olurdu. Peki, R sıfır olsaydı, o zaman eğimi sıfır bulurduk ve doğrumuz bu çizgi olurdu. Y eşittir, Y'nin ortalaması doğrusu. Yani buradan şuraya giden bir çizgi. Ama şimdi örnekteki senaryo üzerine e, bir bakacak olur isek bu senaryoda R'miz 0,946. Dolayısıyla evet 1'e gayet yakın sağlam bir korelasyonumuz var ve eğer 0,946'yı alıp bu oranla çarparsak yani x ekseninde x'in standart sapması kadar ilerlersek bu durum için y'de ne kadar yukarı çıkmamız gerekir. R çarpı y'nin standart sapması kadar Altyazı <laughs> M.K yukarı çıkmamız gerekir öyle değil mi? Ve dediğimiz gibi R eşittir 1 olsaydı bu mükemmel korelasyon çizgisine kadar çıkmamız gerekirdi. Ama burada R değeri 0,946 yani neredeyse mesafenin %95'i kadar yukarı çıkmamız gerekecek. Dolayısıyla denkleme bakmadan bile doğrumuzun bu şekilde olacağını kestirebiliyoruz. Ve bakın bu noktalara gayet uygun çizilmiş güzel bir doğru gibi gözüküyor ama kanıt bu videoda yapmayacağım. Ve şimdi bunlara karşı sezgimiz güçlendiğine göre, bunun artık bilmediğimiz bir yerden gelen bir formül olmadığını görebiliriz, öyle değil mi? O zaman artık örnekteki veriler için hesaplamalarımızı yapalım. m eşittir. R 0,946, Y'nin örneklem standart sapması 2,160, bölü X'in örneklem standart sapması 0,816. İsterseniz ki istemezseniz de yapacağım bu işlemi hesap makinesinde yapalım öyle değil mi? Şimdi 0,946 çarpı 2,160 bölü 0,816. Evet bu da bize 2,50 diye devam eden bir sonuç verdi. Kolaylık olsun diye biz bunu 2,52 buçuk olarak kabul edelim. Peki doğrunun y eksenini kesen noktasını nasıl bulacağız? Unutmayın doğru bu noktadan geçmek zorunda. O halde 2,50 çarpı x'lerin ortalaması ki o 2 idi değil mi? Çarpı 2 unutmayın bu x'lerin ortalaması artı b. Bu ifadede y'lerin ortalamasına eşit olacak. Onu da burada 3 olarak görüyoruz. Güzel. Peki sonuç ne olur? Burası 3 eşittir. 5 artı b olur. Her iki taraftan 5 çıkarırsak b eşittir. Eksi 2 buluruz değil mi? Evet b'yi bulduk. Neredeyse bitmek üzere. Son adımlar. Regresyon doğrumuzun denklemini de böylece şapkalı y eşittir. Hatırlayın şapka bize bunun regresyon doğrusu olduğunu gösteriyordu. 2,50 çarpı x eksi 2, eksi 2. Evet. Böylelikle denklemimizi bulmuş olduk.